Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. AYT matematik soru tahminlerimize hoş geldiniz. TYT sınavımız bitti. AYT her zaman önemli bir sınavdı. 23 sorudan oluşan her konudan 1, 2, 3 bazı konulardan 4 tane sorunun olduğu bir soru tahmini yapacağız. Evet arkadaşlar ben açıklamalara mini mini konu anlatımlarını atacağım. Açıklamalarda görebilirsiniz. İşte 4 dakikada logaritma, işte 13 dakikada limit. Bu tarz e, daha önce çektiğim konuları açıklamalarda görebilirsiniz. E, sonra... ...beş buçuk saat AYT son 10 yılın tekrarını biliyorsunuz zaten. Onu da açıklamalara ekleyeceğim. Arkadaşlar ne duruyoruz? Birinci sorudan başlayalım mı? Hocam tabii ki başlayalım. Haydi show başlasın. Evet, birinci sorumuz arkadaşlar. Böyle bir soru bekliyorum arkadaşlar. Sıralama sorusu, mutlak değer sorusu bekliyorum. Şimdi de diyor ki A, B, C'yi bana sırala. Şimdi bu mutlak değeri kaldırdığınız zaman A eşittir ya A eksi B'ye. Doğru değil mi? Ya da A eşittir eksi A artı B'ye. Doğru değil mi? Evet bir artılısı bir eksilisi. Şu A A'yı götürdü. Buradan B neye eşittir arkadaşlar? B sıfır oldu. Eksi A'yı bu tarafa attım. B neye eşit oldu arkadaşlar? B 2A'ya eşit oldu. Ama soruda diyor ki biri birinden farklı. Sen B yerine 0 yazınca A da burada 0 çıkıyor. He, ondan dolayı B 0 olamaz. Çünkü B 0 yazınca A da 0 oluyor. Yani <laughs> birbirinden farklıydı? Olmadı ki. O zaman B eşittir 2A. Güzel. Şimdi şu mutlak değeri kaldıralım. Yani B eşittir ya B artı C'dir ya da B eşittir eksi B eksi C'dir. Hocam B B'yi götürürse şuradan C 0 çıkar. Eksi B'yi bu tarafa attım. Yani C eşittir. Ya da B'yi bu tarafa. Eksi C'yi bu tarafa atalım. C eşittir. 2 tane B'ye. Ama nasıl 2 tane B'ye? Eksi 2 tane B'ye. Evet. Şu eksi C'yi sol tarafa attım. B'yi de sağ tarafa attım. Tamam. Şimdi arkadaşlar C eşittir 0 olamaz. Çünkü sen C'ye 0 yazınca B de 0 çıkıyor. <laughs> o zaman Şuradan bunu buldum. Buradan da bunu buldum. E tamam güzel. Şimdi C eşittir. Neye arkadaşlar? Eksi 2 B'ye. Tamam. O da eşittir. Şurayı ben eksi 2 ile çarpmak istiyorum. Hocam çarpalım. Hadi bakalım çarpalım. Şurayı eksi 2 ile çarpıyorum. Evet. Eksi 2 ile çarptığımız zaman eksi 2 B neye eşit oldu arkadaşlar? Hocam eksi 4 a'ya eşit oldu. Eksi 4 a'ya. Süper. Böyle bir denklem buldum. Şimdi bunların hepsi birine eşitse ben bu a'ya 1, b'ye 2, c'ye de eksi 4 diyebilirim. Ya da ya da a'ya eksi 1, b'ye eksi 2, c'ye de 4 diyebiliriz. Şimdi bilmiyorum acaba bu birinci takım mı doğru, ikinci takım mı doğru? Burada yerine yazalım. Hocam a'ya 1 yazdım. Tamam a'ya 1 yazdık. B2 dedik, B'ye 2 dedik. Aa, birden 2 çıkarsa nasıl bir mutlak değer negatif olur? O zaman arkadaşlar şu yanlış oldu. Geldik şu alttakileri uygulayalım. Bakalım doğru çıkacak mı çıkmayacak mı? A'ya eksi 1 dedim. B'ye eksi 2 dedim. Farkı 1 oldu. E A eksi 1 dışarıya 1 diye çıkar. Doğru sağladı. Geldik alt tarafa. C'ye 4 dedim. B'ye eksi 2 dedik. Evet toplamı 2 e bu eksi -2 dışarı 2 diye çıkar. Doğru. <laughs> o zaman C4'tür. En büyük C. Sonra A, sonra B. En büyük C, sonra A, sonra B. Cevap tabii ki C şıkkıdır. Buyurun. Wow, wow, wow. Arkadaşlar olasılık sorusu. Ben böyle bir soru bekliyorum. Bir de kombinasyon seçme sorusu. Bakın bu soru çok önemli bir soru tarzıdır. Şimdi diyor ki aşağıdaki bir kırtasiyede satılan A ve B markalarına ait bazı ürünlerin fiyatları verilmiş. Süper. Ahmet aldığı ürünlerle ilgili aşağıya bilgi vermiştir. 3 parça ürün almış. He, şimdi bu şartlar olmasa 3 parça ürün almışsa 1, 2, 3, 4, 5 dersiniz ki hocam istenen bölü tümden benim tüm durum onun üçlüsü olurdu. Çünkü 3 parça ürün almışsa bu 3 parçadan herhangi birini almış işte onun üçlüsü. Ama tabi böyle olmamış. Aynı marka ürünlerden sadece birer tane almıştır. Hmm. Mesela kalemden bir tane almış diyor. Aynı marka ürünlerden sadece birer tane almış. Aynı marka ürünler. Tamam, süper. A ve B markalarından bahsediyor. Aldığı ürünlerden en çok bir tanesi B markasına e, B markasından almış. Arkadaşlar, en çok bir tane ürünü B markasından alması ne anlama geliyor? Hocam, çok anlama geliyor. Nasıl çok anlama geliyor? B'den ya bir tane almış ya da B'den hiç almamış. He, o zaman arkadaşlar, bu A ve B diyelim, şuraya bir A diyelim, şuraya bir B diyelim. B'den bir tane alsak A markadan iki tane alabilir çünkü toplamda üç parça almıştı. Ya da bundan sıfır tane, bundan üç tane alabilir. Doğru değil mi? Evet. Şimdi A markadan iki tane almışsak A markada görüyorsunuz, bizim kaç tane ürünümüz var? Beş tane ürünümüz var. 5'in ikilisi. Tüm durumu önce hesaplıyorum çarpı. B markadan da bir tane alsın arkadaşlar. B markada 5 tane ürün var. 5'in birisi. Görev bitti mi? Bitti. Artı. Bu sefer A markadan 3 tane alalım. 5'in üçlüsü. Bitti. Bu kadar. İşte bu senin tüm durumundur. Sen benden ne istiyorsun? 22 TL ödeme olasılığı nedir? He, şimdi arkadaşlar. Şimdi bu ilk şartı yerine getirelim. Bundan 2 tane alalım. Bundan 1 tane alalım. Toplam 22 lirayı ödeyecek şekilde. Hocam buradan 5 liralık ürün aldım. Tamam 5 liralık ürün alalım. Tamam. Hocam B diyelim. A'lardan da 2 tane alacağız. Doğru değil mi? B'den 5 liralık ürün alsam. Ee, benim 22'ye bunu tamamlamam lazım. Geriye kaldı 17 mi? Şimdi 17'yi ben nasıl yapabilirim? 17'yi arkadaşlar evet. Çünkü toplamda bizim 22 liralık hesap ödememiz gerekiyor. Yani para ödememiz lazım. Geriye 17 kaldı. 17'yi hocam bir tane bundan bir tane bundan yapabiliriz. Evet ona 7. <laughs> Doğru değil mi? Güzel. Başka? Başka da yok arkadaşlar. 17'yi veren yok. Hocam bundan 2 liralık alsak. Aa, ah, 2 liralık aldım B'den. Şimdi geldik A'lara. Şimdi A'lardan biz 2 tane seçecektik ya. Tamam. Ee, geriye kaldı 20. Ee, evet çünkü toplam bizim 22 liralık hesap ödememiz lazımdı. 20'yi nasıl yaparız? 12'ye 8'i yapabilirim. 12'ye 8. Güzel. Şimdi hocam bunu 3 liralık alalım. Tamam, 3 liralık aldım. O zaman geriye kaldı 19'um. 19'u nasıl yaparız arkadaşlar? 12'ye 7. Güzel. Başka başka 10 liralık alsam B'den. Hani B'den bir tane ürün alacağız ya arkadaşlar. Tamam, 10 liralık aldım. Şimdi geriye kaldı 12. 12'yi nasıl yapabiliriz? Hocam 10'a 2. Güzel. Şimdi geldik Geriye bir tek 8'im kaldı. 8 liralık ürün alsam geriye kaldı 14 mü? 14'ü nasıl yaparız arkadaşlar? 12'ye 12'ye 2. Olay anlaşıldı mı? Hepsi sana 22 verdi mi? Güzel. Şimdi hocam hepsini de A'dan alalım. A, A, A. Toplamları 22'yi veren kimler var? Şimdi onlara bakacağız. Kaç tane bulacağız? Onu da merak ettim arkadaşlar. Silgimi alayım. Bakın çok güzel bir soru tarzıdır. Böyle bir soru bekliyorum. Haberiniz olsun. Şimdi aldım kalemimi. Aldım kalemim. Kalemim nerede? Kalemim nerede? Kalemim nerede? Evet. Aldık. Şimdi dedim ki hepsini de buradan alalım. Mesela 10'a 2'yi seçersem. 10'a 2. Geriye 10'luk başka yok ki. Çünkü her markadan sadece bir tane alıyorduk. O zaman 10'a 12'yi seçersem 22 oldu. Ayrı olmaz. Ben 3 tane seçecektim. Evet. Olmadı. Değil mi arkadaşlar? O zaman bu 12'ye 8, 10 olur. 12'ye Evet. Bu oldu mu arkadaşlar? Düzgün yazalım. <laughs> 12'ye. 12, 2, 8. 12, 2 ve 8. Başka da var mı arkadaşlar? Şu ikisini seçsem 15 7 lazım. Hayır. X'ini seçtim. 20. Zaten 2 burada var. Doğru. Başka da yok arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üst tarafta ne oldu? 6 oldu. Şimdi üst taraf 6. Alt taraf ne oldu? 5'in ikilisi 10. 5'ten çarptım. Şurası 50. Şurası 10. Toplamı ne oldu arkadaşlar? Toplamı 60 mı oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 6 bölü 60'tan cevap ne oldu? Cevap 1 bölü 10 oldu. Var mı şıklarda 1 bölü 10 hocam? Tabii ki var. Olay anlaşıldım arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Hadi bakalım geldik. Diğer sorumuza bakalım ne diyor? Harmaşık sayılar arkadaşlar. Şöyle i'nin kuvvetlerinden bekliyorum. Mesela üst tarafı hemen 4'e bölün. E, Z eşittir. Mesela üst tarafı 4'e böldüğünüz zaman 28 mi tam bölünür? Kalan 1. Yani i üzeri 1 artı 2 çarpı üstünü 8'e bölün hocam işte 4'e şey, bölün i kare üst taraf her zaman 4'e bölüyorsunuz artı 3 çarpı 4'e bölün i küp eksi 4 çarpı i üzeri 0 doğru değil mi? Evet şimdi geldik arkadaşlar dedi ki z eşittir i üzeri 1 zaten i'dir i karenin eksi 1 olduğunu biliyoruz oldu eksi 2 i küpün eksi i olduğunu biliyorum. Eksi 3 i. i üzeri 0 zaten 1'dir. Oldu sana eksi 4. Yani z'yi ne bulduk? Şu ikisi reeller kendi arasında eksi 6. İmajineller kendi arasında eksi 2 i oldu. Şunların toplamı eksi 2 i. Şimdi z'nin eşleniği demek arkadaşlar. Şu i'nin önündeki işaret değişir. Eksi 6 artı 2 i. Var Hocam tabii ki var. Buyurun geldik diğer sorumuza. İkinci derdin denklemlerde arkadaşlar böyle bir soru bekliyorum yine. Kökleri şunlarmış. Tamam kökler toplamı x1 artı x2. Bir de kökler çarpımından yola çıkarak soruyu çözeceğim. Kökler toplamı 2a artı b eşittir. Kökler toplamının formülü eksi b bölü a değil miydi? Evet hocam. Şunu eksiyle çarpıp bölü 1 yapacağız. E buraya eksiyle çarpınca burası ne olur? Artı olur. Yani 3a artı 2b kökler çarpımı da biliyorsunuz zaten. Direkt bana bu ikisini çarpar mısınız? Hocam 2A çarpı B eşittir. Kökler çarpımının formülü de C bölü A idi. Şu C şu A'ya böldünüz. Yani 2A. A, şu 2A şu 2A'yı götürdü. B'yi ne buldum? Hocam B'yi 1 buldum. Şurada B'ye 1 yazdık. Üstteki denklemde. 2A'yı karşıya attım. A eşittir. Şu 2'yi bu tarafa attım. Burada da bir eksi birim kaldı. Doğru değil mi arkadaşlar? 2'yi sol tarafa attım. Eksi birim kaldı. Tam A eksi birimiş. B de birimiş. Benden B eksi A istiyor. B eksi A. 1 eksi eksi birden. Cevap ne oldu? Buyurun. Şimdi köklerinden birisi bu imiş. Dur 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 dur. Baktım buna çok benziyor. O zaman kökler çarpımından yola çıkalım. Kökler çarpımının formülü C bölü A değil mi? Yani 2A eksi 3B. Güzel. Köklerinden birisi zaten buymiş, Yani 2A eksi 3B'ymiş. 2A eksi 3B, 2A eksi 3B'yi götürdü. Diğer kökümüz de 1 çıktı. A diğer kökümüz 1'miş. Diğer kökümüz 1 ise 1 denkleme ne yapar? Sağlar. Yerine yazalım. 1 artı 3A eksi 1 artı 2a eksi 3b eşittir sıfırdan. Eksi 1 bir artı 1'i götürdü. Şu ikisini topladım. 5a eşittir 3b'den. a'nın karşısında 3 var. b'nin karşısında 5 var. a bölü b istiyor. Cevap 3 bölü 5'tir. Soru bitmiştir. Buyur. Trigonometri arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru bekliyorum zaten biliyorsunuz. X birinci bölgedeymiş. Güzel benden sin 2x'i istiyor. Arkadaşlar önce bunu bir güzelleştirelim biraz. Kosinüs zaten kosinüstür. Bunda yapacak bir şey yok. Tanjantın sin bölü kos olduğunu biliyoruz. Eksi. Sinüs zaten sinüstür. Doğru değil mi? Kotenjantın da kos bölü sin olduğunu biliyorum. Eşittir 1 bölü 2. Şurada bir payda eşitledik. Şurada bir payda eşitledim. Şurası arkadaşlar sin artı kos bölü kos. Ters çarptım. Kos kare bölü sin artı kos. Bu Sin artı kos bölü sin ters çarpı çarptım. Sin kare bölü sin artı kos eşittir 1 bölü 2. Üst taraf bak 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 kos kare eksi sin kare. Kos eksi sine kos artı sin bölü sin artı kos eşittir 1 bölü 2'ye. Fışt bunlar birbirini götürdü. Bize Kos eksi sin'i ne buldum? 1 bölü 2 buldum. Kardeş sinüsler kosinüs yanına toplanmış veya çıkarılmışsa yapacağın yerinde tek bir hamle var. Her tarafın karesini alacaksın. Karesini alalım. Karesini alalım. Tamam birincinin karesi kos kare. İkincinin karesi sin kare. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. 2 sin kos eşittir 1 bölü dörden. Şu 2 sin kos sinüs 2x'in formülü. Doğrudayım arkadaşlar. <laughs> sinüs 2x demek 2 çarpı sin çarpı kos demek değil midir? Evet <laughs> zaten benden bunu istiyor. Şu eksi olduğu için karşıya atalım. Şunların toplamı zaten 1'dir. Yani arkadaşlar sin 2x'i ne bulduk biliyor musunuz? 1 eksi 1 bölü 4'ten cevap 3 bölü 4'tür. Cevap Bursa'dır. Buyurun geldik diğer sorumuza. Yine arkadaşlar biraz yarım açı marım açı. Bak 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 bak. Cos 2a yerine şunu yazabilir miyiz? yazmayalım ya da yazalım ya. Kos kare eksi sin kare. Kos kare eksi sin kare. Bölü. Şu bir yerine sin kare artı kos kare yazabilir miyim? Eksi sin 2a yerine de 2 sin kos yazabilir miyim? Tabii ki yazabiliriz. Çarpı ters çevirelim. Kos eksi sin bölü 1. Doğru değil mi? Bu ifade eşittir. Şimdi üst taraf ya benden a bunu istiyor. Şimdi şurası cos eksi sin çarpı cos artı sin bölü. Şu payda sin eksi cos'un karesi. Hocam ben bunu yer değiştirebilir miyim? Tabii ki yer değiştirebilirsin. Kare var ya cos eksi sin'in karesi de yazabilirsiniz. Çarpı cos eksi sin bölü 1. Adam benden bunu istiyorum. Cos sinden cos sinin çarpma cos sinin karesi paydaki ne yaptı? Götürdü. O zaman burada bir tek ne kaldı arkadaşlar? Cos artı sin kaldı. Var mı cos artı sin? Buyurun. Denklem. Denklemlerden soru bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada payda işleyelim. Şurayı sin artı cos'tan çarpayım. Şurayı da sin eksi cos'tan çarpayım. Payda işliyoruz ya. Şurası arkadaşlar ne oldu? Sin artı cos. Eksi sin eksi kos. Yani eksi sin artı kos. Bölü. Sin artı kostan sin eksi kosun çarpma. Sin kare eksi kos kare. Eşittir. Dört tane kosa. Doğru değil mi? Hocam şu eksi sin artı sin'i götürdü. Güzel. Evet. Üst tarafta ne oldu? iki kos. iki tane kos. Bölü. Sin kare eksi kos kare eşittir. Dört tane kosa. Şimdi şu kos şu kosu götürdü ama kosinüs x eşittir sıfırdır. Arkadaşlar kesirliği pay paydayı götürürse sıfıra eşitlemeyiz. Ama yan yana duran iki sayı birbirini götürdüğü zaman köklerden bahsediyoruz. O eşittir sıfırdır. O bir kenarda kalsın. Tamam. Şimdi ben bu sin kare yerine 1 eksi kos kare yazabilir miyim? Evet hocam. Güzel. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. Şurada bir 2 mi kaldı? Evet hocam. <laughs> Şimdi ne yapalım? İşler dışlar çarpımı yapalım. Burada arkadaşlar birim var zaten. 1 eşittir. Şu 2'yi şunlarla çarpmak istiyorum. 1 eksi 2 kos kare ile çarpmak istiyorum. Evet arkadaşlar ne olur? 2 eksi 4 kos kare. Doğru değil midir? Evet. Eksi 2 kos kare. Evet 4 tane kos kare. Güzel. Şunu şu tarafa atalım. 4 tane cos kare eşittir 1'e. cos kare eşittir 1 bölü 4'e. cos x'in ya 1 bölü 2'dir. cos x'in ya da eksi 1 bölü 2'dir. Bitti. Şimdi cos x sıfırsa. Arkadaşlar sıfırlan 180 arasındaysa benim buradaki x'in 90'dır. Doğru değil mi? Evet. cos x 1 bölü 2 ise. Bu birinci bölgedir. Kosinüs ne 1 bölü 2'dir? Hocam 60. Kosinüs ne eksi 1 bölü 2'dir? Hocam 120. 3 tane kök buldum. 90, 60, 120. Varmış çıkarda 90, 60, 120? Adana mı arkadaşlar? Pi bölü 3. Evet pi bölü 3'ümüz 60. Pi bölü 2 90'ımız. 2 pi bölü 3 de 120'dir. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Buyurun. Şimdi şurada iki kare farkı uygulayalım. Sin kare eksi kos kare. Sin kare artı kos kare. Doğru değil mi? Çarpı. Şimdi iki tam bölü. Bir eksi tan kare. Tan iki x'in açılımıdır ama işime yarar mı onu bilmiyorum. Neyse yazalım. Tan iki x yazalım. Tan iki x. Şimdi bu sin kare artı kos kare zaten bir. Şunu da arkadaşlar eksi parantezine alsam eksi parantezinde kos kare eksi sin kare yani kos 2x'tir çarpı tan 2x de sin 2x bölü kos 2x yazabilir miyim? Fışt, bunlar birbirini götürdü. Cevap ne oldu arkadaşlar? Cevap edir ne olur? Buyurun geldik buraya. Şimdi arkadaşlar logaritmalarda bir uzunluk çok karşıma geliyor. <laughs> bir de şunlar yani neler on sana göstereyim. Mesela logaritma iki tabanında dendiği zaman arkadaşlar şurası 3 ise bu sayı %100 birden büyüktür. Doğru değil mi? Çünkü logaritma iki tabanda 2'nin 1 olduğunu biliyorum. O zaman iki tabanda 3 birden büyüktür. Doğru değil mi? Hocam şu logaritma 2 olsun ben bunun tam sayı olmasını istiyorum. Tam sayı olmasını istiyorsan tabanda 2 varsa şurada 2'nin kuvvetleri olması lazım. Doğru değil mi? Ki sonuç n olsun. n de tabii ki bir tam sayıdır. Ve sonuç tam sayı olsun olay anlaşıldı mı? Hocam logaritma 3 tabanda 2 neye eşittir? Arkadaşlar logaritma 3 tabanda 1 0'dır. Logaritma 3 tabanda 3 1'dir. Doğru değil mi? O zaman 3 tabanda 2 0 ile 1 arasındadır. <laughs> Doğru değil mi? İşte böyle uyanıklıklar yapın. Şimdi geldik bizim sorumuza. Şimdi silgimi alayım tahtamı sileyim. Evet arkadaşlar sildik. Şimdi soru ne diyor? Ayşe matematik dersinde logaritma konusunu işlerken cep tarafında logaritma değerlerinin nasıl hesaplandığını öğrenmiş. Süper. Şimdi bu ifade önce bir düzgün yazalım. Şu 1 bölü 3 logaritma 2 tabanda n'dir. Çünkü bu 2 üzeri 3 ya paydaya 3 yani tabana yani üstteki yani 1 bölü 3 öne düşer. Üstler öne düşer. <laughs> logaritma 2 tabanda n kaldı. Eksi. Bu da 1 bölü 2 çarpı çünkü bu 2'nin karesi ya. Bu da 2 en üzeri 1 ya. 1 bölü 2 çarpı log 2 tabanda n. 1 bölü 3'ten 1 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Cevap ne oldu? Ee, 2 ile çarptım. 3 ile çarptım. Eksi 1 bölü 6 çarpı log 2 tabanda n oldu. Doğru değil mi? Evet hocam. 1 bölü 3'ten 1 bölü 2 çıkardım. Şurayı 2 ile çarptım. Şurayı 3 ile çarptım. Eksi 1 bölü 6 Logaritma 2 tabanda n. Farkın tam sayı değerlerine en yüzden küçük için hesaplanmaya çalışıyormuş. He, farkının tam sayı. Yani bunun sonucunun tam sayı olması isteniyormuş. Süper. Bunun sonucunun tam sayı olması istemiyoruz arkadaşlar. Şu n öyle bir değer olmalı ki hocam n 1 olur. Çünkü logaritma 1'in ben 0 olduğunu biliyorum. Hocam n 2 üzeri 6 da olur. Çünkü altı öne düşer. Altlar birbirini götürür ve ifadesi tam sayı olur. Doğru değil mi? Hocam en evet 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 kaç tane kaç farklı tam sayı değeri bulunabilir? Ha, zaten en başka şimdi diyeceksiniz ki hocam en 2 üzeri eksi 6 olsun. Arkadaşlar 2 üzeri eksi 6 olur mu? Bakalım bir. Şimdi en yüzden küçük hesaplanmaya çalışıyor. Tamam. Buna göre kaç farklı tam sayı değeri bulunabilir? Tabii ki 2 üzeri eksi 6 da sağlar arkadaşlar. Çünkü 2 üzeri eksi 6 yazdığınız zaman öne düşer. Evet 6 6'yı götürdü. Hatta n 2 üzeri eksi 12 n 2 üzeri eksi 18 bu bu şekilde sonsuza kadar gider. O zaman biz bir n'e biz bir sınırlama getirelim arkadaşlar. n tam sayı olsun en tam sayı olsun. Olay anlaşıldı mı? Evet. Çünkü arkadaşlar diyor ki farkı tam sayı olacak şekilde. En hakkında bir şey demiyor. Söyle en yüzden küçük olsun diyor. Diyor ki kaç farklı tam sayı değeri bulunabilir? En e değil. Diyor ki sonucu kaç farklı tam sayı değeri çıkar? Bunların hepsinde sana tam sayı değeri çıkıyor. O zaman biz diyelim ki en tam sayı olsun. En tam sayı olduğu zaman üstleri negatif olamaz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. En bir birde bir de en iki üzeri altıda sonuç tam sayı çıkar. Kaç farklı tam sayı değeri bulunabilir? 2 tane tam sayı değeri bulunabilir. Cevap Ceyhan'dır. Ama biz buraya da en tam sayıdır maddesinde ekleyelim. Haberiniz olsun. Buyurun geldik bizim bu sorumuza. Şimdi logaritmalarda ben uzunluklardan soru bekliyorum. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar nasıl uzunluk? Şöyle bir uzunluk mesela. Diyor ki iki köşede c'ye c yani 2c artı şu çitlerin e, genişliği A birimmiş. Bizim kaç tane çitimiz var arkadaşlar? 10 adet çitimiz varmış. Yani 10 A artı. E, 10 tane çitim varsa ben 9 tane de aralığım vardır. Doğru değil mi? 9 tane de aralığım var. Yani 9 B. Eşittir. Toplam uzunluğumuz neymiş arkadaşlar? Toplam uzunluğumuz 14 çarpı logaritma. 2 e, tabanda 3. Süper. Şimdi A'yı bize vermiş. Görüyor musunuz? Logaritma 2 tabanda 3. A'yı sildim. Logaritma 2 tabanda 3 yazdım. Güzel. Şuradaki B'yi de sildim. Yerine şunu yazacağım. Logaritma 2 tabanında bu 3. dereceden köküş demiş ya. Biz buna 3 üzeri 1 bölü 3 diyelim. Daha mantıklı. O 1 bölü 3'ü öne düşüreceğim. Güzel. Yani 2C artı. Şu 10 tane 10 tane kalp yapıyorum. 10 tane logaritma 2 tabanda 3. Şu 1 bölü 3 arkadaşlar öne düşer. Değil mi? 3 tane logaritma 2 tabanda 3 eşittir. 14 tane logaritma 2 tabanda 3 e. Şunları topladım. 13 karşıya attım. 2c eşittir. 1 tane yani logaritma 2 tabanda 3 kaldı. 2'ye bölelim. Yani c neye eşittir? 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanda 3. Şu 2'yi yine şu üste göndereyim. Yani C neye eşit işte oldu? Logaritma 4 tabanda 3 oldu. Benden zaten C kaç birimdir diyor. Logaritma 4 tabanda 3 var mı şıklarda? Hocam tabii ki var. Cevap Adana'dır. Ha bu şu da olabilirdi. Bu 1 bölü 2'nin hepsini 3'ün üstüne atabilirdiniz. Logaritma 2 tabanda kök 3 de olurdu. Böyle bir şey şıklarda yok. Sorun bitmiştir. Hadi bakalım. Geldik limit sorusuna. Arkadaşlar limitlerde Biliyorsunuz bu bileşke olayı önemli. Önce biz bu baştakini hesaplayalım. Yani limit x giderken eksi 1'e soldan doğru değil mi? 2 tane f bileşke f x soru bu. Şimdi x yerine önce bir eksi 1'e soldanı yazdım. Önce f eksi 1'e soldanı bulalım. Eksi 1 şurası arkadaşlar görüyorsunuz. Tık 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 soldan. Bizi nereye götürüyor? 2'ye. Ama üstten geldiği için sağdan. <laughs> Çünkü bileşkelerde üstten mi geliyor alttan mı geliyor? Çok önemli. Şimdi sıra F. 2'ye sağdana geldi. Tık 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 tık. 2'ye sağdan. Bizi nereye götürdü? 1'e. E, bileşke bitti. O zaman 1'dir bu. Şimdi bir tane daha F olsaydı o zaman 1'e sağdan diyecektiniz. Niye? Üstten geldiği için. Olay anlaşıldı mı? Bunun cevabı ne oldu? Hocam bunun cevabı 2 oldu. Güzel. Şimdi geldik buraya. Hocam bu kolay zaten. Diyor ki 2'ye soldan. Arada yazalım. Limit x giderken 2'ye soldan f x. Onu da bulalım arkadaşlar. 2'ye soldan 2'ye soldan. Görüyor musunuz? Bizi nereye götürdü? 0'a. Bunun cevabı 0'dır zaten. Geldik sondaki ifademize. Limit x giderken 2'ye soldan o yine bileşke f bileşke f x. Tamam. Önce 2'ye soldanı yazalım. F 2'ye soldan. 2'ye soldan. Görüyor musunuz? Bizi nereye götürüyor? Sıfıra ama alttan geldiği için sıfıra soldan. <laughs> Şimdi F sıfıra soldanı bulalım. Hocam sıfır zaten şurası değil mi? Tamam. Sağı da solu da bize eksi 2'ye götürüyor. E bileşke bitti zaten. Bunun cevabı da eksi 2. E şurayı ne bulmuştuk? Hocam şurayı zaten 2 bulmuştum. Şurası zaten 0 idi. Şurası da eksi 2 çıktı. Eksi eksi çarpma artı sonuç ne oldu arkadaşlar? Sonuç 4 oldu. Şıklardan 4'ü bulurum ve işaretlerim. Buyurun geldik bizim bu sorumuza. Evet arkadaşlar muhteşem bir soru. Özellikle bir tane toplam sembolü çözmek istedim. Çünkü gelebilir. Evet. Şimdi bu ne diyor? i eksi 2'den. Eksi 2'den 2'ye ne anlama geliyor? Arkadaşlar bu yan yatmış m harfine biz toplam sembolü diyoruz. Önce i yerine eksi 2 yazıyorsunuz. Hadi yazalım. Limit x giderken eksi 2'ye ne diyor? Sağdan. F 2x. Bunu bulacağız. Sonra limit x giderken eksi 1'e sağdan f 2x'i bulacağız. Sonra limit x giderken 0'a sağdan f 2x'i bulacağız. Sonra Limit x giderken 1'e sağdan f 2x'i bulacağız. Sonra limit x giderken 2'ye sağdan f 2x'i bulacağız. Evet bakın. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Bütün değerlerin hepsini yazdık. Artık benim bununla işim kalmadı. Şimdi eksi 2'nin sağı ne oluyor? Hocam şu bizim eksi 2 olsun. Eksi 2'nin sağı bu eksi 1,999 gibi bir şey işte. Doğru değil mi? Eksi 2'nin sağı. Güzel. Eksi 2'den ya da büyük bir değer de diyebilirsiniz. Eksi 1,999'u 2 ile çarptığınız zaman ne olur arkadaşlar? Hocam 2 ile çarpalım. Şunu 2 ile çarpacaksınız. Bu eksi 3,999 gibi bir şey. Doğru değil mi arkadaşlar? Ya eksi 4 değil. O zaman bu ne oldu? F eksi 3,999 demek eksi 4'ün sağı demektir. Doğru değil mi? Eksi 4'ün sağına eksi 3,999. Güzel. <laughs> Şimdi devam edelim. Hocam geldik buraya. Eksi 1'in sağı, sağında eksi 0,999 gibi bir şey var. Güzel. Yani eksi 1'den küçük bir değer. Şey büyük bir değer. Şimdi onu 2 ile çarptığınız zaman şunu bir 2 ile çarpar mısınız? Hocam bu eksi 1,99 gibi bir şey. E, eksi 1,99 gibi bir şey ne anlama gelir? Eksi 2'nin sağı olur. <laughs> Geldik buraya. Sıfırın sağı 0.012 ile çarptım. Bu ne oldu arkadaşlar? Sıfırın sağı oldu. Şu 1'in sağı 1.1 gibi bir şey. 2 ile çarptık. Bu 2,2 oldu. Yani F2'nin sağı oldu. Bu da F4'ün sağıdır. Doğru değil mi? Şimdi eksi 4'ün sağı. Eksi 4'ümüz burası. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sağı bizi nereye götürdü? 7'ye. Eksi 2'nin sağı tık 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 Eksi 2'nin sağı bizi nereye götürdü? Hocam 5'e. Sıfırın sağı tık 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 tık. Sıfırın hemen sağı bizi nereye götürüyor? 3'e. Bunun cevabı 3'tür. 2'nin sağı tık 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 tık. Sağı bizi nereye götürdü? 1'e. Bu 4'ün sağı tık 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 tık. 4'ün sağı bizi nereye götürdü arkadaşlar? Eksi 1'e. Benden bunların toplamını istiyor. Çünkü bu aradaki sembol toplam sembolüydü. Şunları toplayın arkadaşlar. Eksi 1 bir, artı 1'i götürdü. Cevap 15 mi? 15 ışıklarda bulurum ve işaretlerim. Nasıl bir soru arkadaşlar? Toplam sembolü önemlidir. Yan yat, yani ters yani yan yatmış M harfine toplam sembolü diyoruz. K eşittir. 1'den 4'e FK gördüğünüz zaman K yerine 1'den 4'e kadar bütün değerleri yazıp topluyorsunuz. Yani bu F1 artı F2 artı F3 artı F4 demektir. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Buyurun. Geldik bizim bu sorumuza. Şimdi güzel bir soru arkadaşlar. X yerine 2 yaz demiş. X yerine 2 yazdığınız zaman payda 0 mı oldu? Kusura bakma da üst tarafta 0 olacak. Yani F2 eksi 3 sıfırdan F 2'yi ne buldum 3 buldum Şurasında 0 olması lazım Hocam 0 bölü 0'ı gördüm Gördüm O zaman arkadaşlar kendi kendime diyorum ki Türevden bu soru çıkacak E hadi türevden soru çıksın Bana bunun türevini alır mısınız Limit x giderken 2'ye Bana bunun türevini alın F'in türevi x bölü 2x Eşittir 8 imiş x yerine 2 yazalım yani f'in türevi 2 eşittir. Ee, 4 kere 8 32 oldu. Süper. Şu ikisini bulduk mu arkadaşlar? Evet. Şimdi sen benden ne istiyorsun? X yerine 2 yazdım. Baktım payda 0 oldu. X yerine 2 yazdım. F2. F2'miz neydi arkadaşlar? 3'tü. 3. Doğru değil mi? E, ee, X yerine 2 yazdım. Şurası da 6 oldu. Topladım 9. 9 çıktı. Aa, üst tarafta 0 çıktı. 0 bölü 0'da ne yapıyordum? Hocam türev alıyordum. X giderken 2'ye türevini alalım. F'in türevi X artı 3. Zaten 9'un türevi 0'dır. Bölü 1. Şimdi X yerine 2 yazalım. F'in türevi 2 artı 3. F'in türevi 2 32 idi. Doğru değil mi arkadaşlar? 32 3 daha. Cevap ne olur? Hocam cevap 35 olur. Buyurun geldik bizim bu sorumuza süreklilik. Kesinlikle arkadaşlar bir soru bekliyoruz ki siz de bekliyorsunuz. Her sene geliyor. Her noktada sürekliyim diyorsa arkadaşlar şurada bir eksi 2 görüyorum. Şurada bir eksi 2 görüyorum. O zaman şu eksi 2'leri yazdığım zaman birbirine eşit olmalı. Evet. Yani sağ sol kendisi. Üçü de eşit olacak ya. Zaten kendisi burada solda vermiş. Sürekliğin anlamı bu. Hadi x yerine eksi 2 yazdım. Şurası ne oldu? Ha, sürekli tanımını istersen yazayım. Limit x giderken a'ya sağdan fx eşittir. Limit x giderken a'ya soldan fx o da eşittir fa. Üçünün de eşit olması lazım ki sürekli olsun. Limit vardır deseydi fa'ya bakmanıza gerek yoktur. Sadece sağ sol eşit olacak. Güzel. x yerine eksi 2 yazdım. Eksi 2b eksi 1 eşittir x yerine eksi 2 yazdık. 3 çizgi. Bir de burada 2 var. Şurada 2 iki var. 2'yi yerine yazdım. 3 eşittir. 2'yi aşağıda yerine yazdım. 4a artı b. Soru bitti. Şurada b'yi bulalım. Eksi 2 b'yi bu tarafa atalım. Yani 2b eşittir. Eksi 4'ten b'yi ne buldum? B'yi eksi 2 buldum. B yerine eksi 2 yazdım. Karşıya attım. 5 oldu. A da 4, 5 bölü 4 oldu. 5 bölü 4. Soru benden ne istiyor? A çarpı B nedir? Eksi 2 ile 5 bölü 4'ün çarpımı neye eşittir arkadaşlar? Tabii ki eksi 5 bölü 2'dir. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Buyurun geldik bizim A. Bu soruya türevlerde bileşke fonksiyon türevinden arkadaşlar soru bekliyorum. Bileşke fonksiyon. Şimdi parantezin içine biz ne diyorduk? Çocuk her zaman. Parantezin içine ne diyoruz? Çocuk. Her zaman. Şimdi önce bunun ya da bizden ne istiyor? Önce bir onu hesaplayalım arkadaşlar. Bizden y eşittir fok x'in türevini istediği zaman önce ben bunu f parantez içinde gx yazarım. Parantezin içine ne diyorduk? Çocuk. Önce Öndeki f'in türevini alırım. Çocuğa el vurma çarpı içindeki çocuğun türev. Doğru değil mi? Ama x yerine 3 yazmamı istiyor. Tamam. Aa, aa. Yani f'in türevi g3 çarpı g'nin türevi 3 istiyor. Evet. Önce bir g3'ü bulalım. G3'ü bulmak için senin x yerine ne yazman lazım? 4 yazman lazım. 4 yazman lazım. 12'den 1 çıktı. Şurası ne oldu? 11 oldu. Şimdi f'in türevi 11'i bulacağım. Arkadaşlar önce bir f'in türevini alalım. F'in türevi içindeki çocuğa el vurma. Doğru mu? Çarpı içindeki çocuğun türevi. Eşittir. 3x kare. Eksi 6x. Artı 6. Güzel. Şimdi F'in türevi 11'i mi istiyordum? 11'i istiyorsa sen x yerine ne yazman lazım? 4 yazman lazım. 4 yazman lazım. 4 yazman lazım. F'in türevi 11 çarpı 2. 4'ün karesi 16. 3'e çarptım. 48 eksi 24 artı 6. Şurası 24. 6 daha 30 metre arkadaşlar. Evet. 2'yi 2'ye böldüm. F'in türevi 11 neye eşit oldu? 15'e. Şurayı 15 bulduk. Şimdi geldik g'nin türevi 3'ü bulmaya. Evet, evet, evet. Şimdi senin g x eksi 1'i neye eşitti? 3x eksi 1'e. g'nin türevi. Çocuğa el vurma. Doğru değil mi? Çarpı içindeki x'in türevi 1'dir. Eşittir 3'e. Ama adam g'nin türevi 3'ü istiyorsa x yerine ne yazman lazım? 4 yazacaksın ama türevi sabit çıktığı için değişmez. Yani 3. E cevap ne oldu arkadaşlar? Cevap 45 oldu. Şıklardan 45'i bulursun ve işaretlersin. Buyurun. Evet. F'in türevinin grafiği verildiği zaman bunu unutmayın arkadaşlar. X ekseninin üstünde kalanlar artan, altında kalanlar azalan F fonksiyonu için söylüyorum. Güzel. Ha. <laughs> Sıralama yapabilirim. Nasıl arkadaşlar? Küçük de olsa böyle bir hatırlayalım. Hocam bu F'in türevinin grafiği olsun. Şurası eksi 2 olsun, şurası da 5 olsun. Bana artan olduğu aralığı söyleyin desem. Eksi sonsuz ile eksi 2 tabii ki f fonksiyonu için ha, bu geçerli. Eksi sonsuz ile eksi 2 aralığı ve bir de arkadaşlar 5 ile sonsuz aralığı. Azalan olduğu aralığı söyle desem. Hocam kolay x eksenin altında kalanlar. Yani eksi 2 ile 5 aralığı bu da azalan olduğu aralıklardır. Güzel. Ekstrem noktalar işaretin değiştiği noktalardır. Şurada x eksenin üstünde, şurada altındaysa eksi 2'de işaret değişmiş. Ya da diyebilirsiniz x eksenini kestiği noktalar. Ya da, ya da, ya da. Grafik çizilir arkadaşlar. Daha doğrusu işaret tablosu çizilir. Bu işaret tablosu f'nin türevine aittir. Bir eksi 2 sıkıntılı. Bir de 5 sıkıntılı. 5'in sağına bak. X eksenin üstünde kaldığı için artı. 5 eksi 2 arasında azalan artan. Şimdi fx'in grafiği çizildiği zaman soldan başlanır. Artı artan. Azalan artan. O zaman bu minimum noktadır. Şu maksimum noktadır. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Ha, sıralama nasıl yapılır? Hepsini artandan yani şuradan mesela f5 f6 ve bana f 7'yi sırala dese. Arkadaşlar artmıyor mu? Artıyor. O zaman 7 mi büyük bir yere gider? 6 büyük bir yere gider? 5 mi büyük bir yere gider? Tabii ki böyle yapılır. Ya da hepsini şu azalan aralıktan da yapabilirsiniz. Mesela f eksi 2, f eksi 1 ve f 3. Arkadaşlar eksi 2 ile 5 aralığında azalmıyor muydu? Ha. O zaman eksi 2 mi daha büyük bir yere gider? Eksi 1 mi daha büyük bir yere gider? F3 mü daha büyük bir yere gider? Olay anlaşıldı mı? Ama F2 sıfırdan büyük mü? F3 sıfırdan küçük mü? Bana bunu söyleyemezsin. Sadece sıralama yapabilirsin. Olay anlaşıldı mı? Evet hocam. E şimdi sileyim. sorumuzu çözelim. Evet arkadaşlar. Sildik. Şimdi diyor ki F fonksiyonu ile ilgili. Şimdi arkadaşlar önce bunu bir yorumlayalım. Şimdi bana artan olduğu aralığı söyle desem. Şu x ekseninin üstünde kalanlar artan idi. Yani eksi sonsuz ile eksi a aralığı bir de a ile sonsuz aralı Doğru değil midir? Evet. Araya da v'yi koydum. Azalan oldu aralığı söyle desem. Eksi a ile a aralığı. Güzel. E hadi. Ha. Eee, şunun işaret tablosunu çizelim. Eksi a'ya a. Tabi bu f'in türevinin işaret tablosu. Artı, eksi, artı. Şu fx'in grafiğini çiz desem grafikler soldan başlanır. Artan, azalan, artan. Güzel mi? Evet. Şimdi f0 sıfırdan büyüktür. f2 sıfırdan küçüktür. Bana bunu söyleyemezsin. Geç bunu. Bu yanlış. Eksi A ile A aralığında azalandır. Evet azalan olduğu aralıklar. Kapalı kutu açık kutu arkadaşlar hiç önemi yoktur. Evet bu doğru. F A dur 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 A minimum noktadır. Doğru değil mi? Ama F A minimum değerini alır. Minimum değerli, değerini alır diyor. Doğru söylüyor. Minimum değerini alır. Ha eksi A maksimum noktadır. Ama f eksi a maksimum değerini alır. Ya da değeridir. Güzel. 2 ve 3 doğrudur. Cevap denizlidir. Bu geldik bizim bu sorumuza. Arkadaşlar bu bir zamanların en popüler soru tarzıydı. Ve bir tane bundan çözmek istedim. Şimdi fx'in bir defa x şu ab aralığındaysa bir defa x %100 pozitiftir. Onu biliyorum arkadaşlar. X'in pozitif olduğunu biliyorum. Evet, şurayı bir sileyim arkadaşlar. Önce bu x f(x) f türev x'in şeylerini bulayım. E, işaretlerini bulayım. X %100 pozitiftir. f(x) x ekseninin altında kalmışsa negatif tanımlıdır. f'in türevi x soldan sağa yukarı doğru çıkıyorsa artan değil midir? Yani pozitiftir. Bu üçünü bulduk mu? Bulduk. Şimdi hangisi kesinlikle azalandır diyorsa <laughs> bütün şıkların türevini alacağız. Hangisi sıfırdan küçük çıkarsa cevap olur. Şimdi A şıkkından başlayalım. Hadi bana bunun türevini alır mısınız? Önce üst tarafın türevi alınır. 2 çarpı fx çarpı f türev x. Doğru değil mi? Çarpı alttaki olduğu gibi yazılır. Eksi. Alt tarafın türevi 1'dir. Üstteki olduğu gibi yazılır. Böyle Alt tarafın karesi. E bu x kare zaten pozitif. Doğru değil mi? Şimdi fx'in negatif. E f türev x'in pozitif. Doğru değil mi? Evet f türev x'in pozitif. x pozitif. Şunların çarpımı negatif oldu mu? Evet. Şurası zaten pozitifte kare olduğu için önde x'imiz var negatif olur. Negatiften negatifin toplamı negatif bölü pozitiften... Hangisi azalan bir fonksiyondur? Adana zaten. Azalan bir fonksiyondur. Cevap Adana. <laughs> Bitti. Hocam diğerlerinde hadi şey türevini alalım. B'ye gelelim. Çarpmaya göre türev alır mısınız? Birincinin türevi. Diğerine el vurma. İkincinin türevi. Baştakine el vurma. Evet. Şu pozitif zaten. Şu f x negatifti. Şu pozitif. Şu pozitif. Negatiften pozitifin toplama hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Hayır. Hocam C şıkkına gelelim. Çıkarmalarda türev bu ayrı bu ayrı alınır. F'ün türevi x eksi 1. F'ün türevi pozitif. Pozitiften eksi 1'in toplama hakkında bir şey söyleyebilir misin? Tabii ki hayır. Pozitiften eksi 1. <laughs> Belki bu 1 bölü 2'dir F'ün türevi x. Bilmiyorsun ki. Belki de 5'tir. Pozitif çıkabilir, negatif çıkabilir. Geldik Denizli'ye. Hocam toplamalarda bu ayrı bu ayrı alınacak. Yani F'ün türevi x artı 2x. F'in türevi x pozitifti. 2x pozitif toplamı artandır. Biz azalanı arıyoruz. Bu da olmadı. Şimdi sıra geldik arkadaşlar Edirne'ye. Bölmeye göre türev alınacak. E hadi hocam alalım. Onu da bari buraya kadar gelmişken bari sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Evet. Son madde E şıkkını deneyelim. O da azalan çıkmayacak yani azalan olmadığı kesin. Çünkü ben Adana'yı zaten bulmuştum. E hadi hocam. Onu da yapalım. Edirne. Şimdi bölmeye göre türev diyor. Önce üst tarafın türevi. Alttakine el vurma. Eksi alt tarafın türevi. Üsttekine el vurma. Bölü alt tarafın karesi. Şimdi şu f'in türevi arkadaşlar zaten pozitifti. Pozitiflen x zaten pozitif çarpımı pozitif olur. Senin fx'in negatifti. Negatifle negatif çarpma pozitif. iki pozitif sayı toplamı pozitif. Bölü pozitif. Aa, artan çıktı. <laughs> Biz azalanı arıyorduk. Cevap zaten Adana'dır. Soru bitmiştir. Buyurun. Geldik bizim bu sorumuza. Evet. Güzel. 9 yazınca 9 bizi nereye götürüyor? Ben merak ettim. X yerine 9 yazar mısın? 9'dan 3 çıktı 6. 2'ye böldüm 3. Doğru değil mi? Evet, evet, evet. evet. Şimdi şimdi F bu fx olduğu için f9 neye eşittir? 3'e. f'in türevi 9 neye eşittir? Hocam bana bunun türevini alın işte. Arkadaşlar y eşittir. x eksi 3 bölü 2 demek. Bu 1 bölü 2 x eksi 3 bölü 2 demek değil midir? Tamam. 1 bölü 2 x'in türevi ne? 1 bölü 2'dir. Bunun cevabı da 1 bölü 2'dir. Arkadaşlar teğet oldukları için türevler birbirine eşittir. Yani f'in türevi x bana şu y'nin türevini almanız yeterli. Yani 1 bölü 2. Güzel. Yine bu bileşke fonksiyon. Şimdi diyor ki gx'in x eşittir 3 noktasına teğetin eğimi kaçtır? Yani benden g'nin türevi 3'ü istiyor. Soru bu. E hadi. Şimdi bunu önce bir düzgün yazalım. Arkadaşlar fx'in karesi eşittir g kök x. Ben zaten bir tane de köklü soru da çözmüş olalım. Hadi iki öne düştü fx'e karışma çarpı fx'in türevi eşittir. g'nin türevi içindeki kök x'e karışma kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x demek değil mi? Evet hocam. x yerine e, g'nin türevi 3'ü istediğine göre x yerine sen 9 yazman lazım. x yerine 9 yazdığınız zaman 2 çarpı f 9 çarpı f'in türevi 9 eşittir. G'nin türevi 3 çarpı 1 bölü 6. Doğru değil mi? F9. F9'umuz neydi? 3. <laughs> Şurası 3. F'nin türevi 9. 1 bölü 2 idi. Şu 2 iki, şu 2'yi götürdü. Burada garibim bir tane 3'üm kaldı. G'nin türevi 3 çarpı 1 bölü 6. İşler dışlar çarpımı yapın. Cevabı 18. Bulursunuz. Soru bitmiştir. Buyurun. <laughs> Arkadaşlar kesinlikle böyle bir soru bekliyorum. Her zaman diyorum. Dönüşüm soruları. Dönüşümünü yapıp bırakacağız. E hadi hocam yapalım. Arkadaşlar x artı 2'ye u demiş ya. Birinci maddemiz neydi? Bir sınırlar. 2 x i yalnız bırak ve türev al. x'i yalnız bırakıp türev alıyorsunuz. Üçüncüsü de final. Yani bitti. İlk iki yerine yaz sonra bitti. Şimdi buradaki 4 ve bir x'e aittir. Bakın x'e ait. O zaman x yerine ilk başta bir 4 yazalım. U ne oldu? Hocam U 6 oldu. Sonra x yerine bir yazalım. U ne oldu? Hocam U üç oldu. O zaman 3'ten altı olacak. Oh, bu gitti. Bu gitti. Bakın üç çık arasında kaldım. Şimdi bu birinci maddemizdi. İkinci maddemiz x'i yalnız bırak. Hani x artı 2 uydu ya. x neye eşit olur? u eksi 2'ye eşit olur. Türev alın. x'in türevi ne? 1. Neye göre türev aldın? dx'e e göre. u eksi 2'nin türevi ne? 1. Neye göre türev aldın? du'ya göre. Üçüncü maddemiz soru bitti. Bulduğun her şey yerine yaz, soru biter. İntegral. 3'ten 6'ya. Bu Ne diyor? x artı 2. E sen x artı 2 neye eşitti? u'ya. Yani F U çarpı DX. E sen DX'in neye eşit arkadaşlar? D U'ya. Bölü. Şimdi geldik bu alt tarafı düzenlemeye. Şu alt taraf x artı 2'nin karesi artı 1 değil mi? Evet. x kare artı 4 x artı 5 demek x artı 2'nin karesi artı 1. Sen x artı 2'ye u dememiş miydin? Yani u kare artı 1. Var mı böyle bir şey çıkardı? f u d u bölü u kare artı bir. Hocam ne demek? Tabii ki var cevap denizli. Buyurun geldik bizim bu sorumuza. Şimdi arkadaşlar böyle bir soru yine bekliyorum. Şimdi ben bunu önce bir düzenleyelim. Arkadaşlar bakın şu eksi birden bire f x artı bir çarpı dx eşittir eksi dört demiş ya. Burada bir hata var. Hatamız ne? Şu x artı bir ben istemiyorum. X artı bire u diyelim. Hocam u eşittir x artı 1 olursa u'nun türevi ne? 1. Neye göre türev aldın? d u'ya göre. x artı 1'in türevi ne? 1. Neye göre türev aldın? d x'e göre. Hepsini yerine yazalım. Şimdi bu sınırlar 1'den eksi 1'e olmaz. Çünkü bunlar x'e aitti. O zaman x yerine önce üstteki 1'i yazdım. Ne oldu? 2 oldu. x yerine eksi 1 yazdım. Alt sınır ne oldu? 0 oldu. 0'dan 2'ye. f u çarpı d u oldu eşittir eksi 4'e. Süper. Bu bir kenarda kalsın. Şimdi geldik şuraya. Hocam bunu da düzenleyelim. Tamam düzenleyelim arkadaşlar. Hadi nasıl düzenleyeceğiz? Hocam demiş ya 1'den 4'e 1'den 4'e f 2x çarpı dx'in eksi 6'ymiş. Tamam. Biz burada neye u diyelim? 2x'e u diyelim. u eşittir 2x. Türev alalım du eşittir 2 tane dx e. evet 2x'in türevi 2'dir ya yani. 2dx tamam yerine yazalım şimdi bu 4'ten 1'e olmaz x ilk başta bir 4 yazıyorsunuz 8 sonra 1 yazıyorsunuz 2 fu çarpı dx dx'in neye işte? eşittir du bölü 2 evet dx'in 2'ye böldüğünüz zaman du bölü 2 oldu şu 2'yi çar karşıya çarpım olarak geçirelim. Ne oldu arkadaşlar? En son halini yazıyorum. 2'den 8'e F U çarpı D U eksi 12. Güzel. Şimdi geldik buraya. Ee, benzerlik yapalım. Şöyle bir şey arkadaşlar. 6'nın 8'e oranı 6'nın 8'e oranı Şurayı bilmiyorum. Şuraya biz M diyelim. M'nin 4 oranı. E buradaki M 3'tür. He, demek burası ne çıktı arkadaşlar? Şurası 3 çıktı. Yani şu gittiği yer daha doğrusu 3 olsun. Tamam. Şimdi bu üçgenin alanını bulalım. E, 6 çarpı 3 bölü 2'den. Şuradan arkadaşlar alan 9 mu? Evet. Burası 6 birim. Şurası 3 birim. Şimdi geldik şu bölgeyi bulmaya. Yani şurayı. Şu yamuğun alanı nasıl bulacağız? E, hocam kolay. Şu yamuğun alanını istiyorum arkadaşlar. <laughs> şu yamuğun komple alanı şu büyük üçgenin alanından şu 9'u çıkaracağım. 8 çarpı 4 bölü 2'den 16 mı? Evet. 8 çarpı 4 32 bölü 2 16. 16 ise burası 9 ise şuraya ne kalır arkadaşlar? Evet. Şu yani şu yamuğun alanı 16'dan 9 çıktı. 7 mi kaldı? Evet hocam. Doğru değil mi? Evet. 7. Şimdi geldik bunları ifade etmeye. Ne diyor? 1 ile 4 arası eh, 0 ile 2 arası f u d u eksi 4'müş. 0 ile 2 arası şu f x eğrisi ile x ekseni arasındaki alan yani niçin eksi, der, eksi 4 demiş? x ekseninin altında kaldığı için. Aslında şurası 4'tür. E ben tamamının 7 olduğunu biliyorsam buraya ne kaldı? 3 kaldı. Geldik şuraya. 2 ile 8 arası. 2 şurası. 8 şurası. F U D U demek şu F -X ile X ekseni -X arasındaki alandır. E eksi 12 niye demiş? X ekseninin altında kaldığı için. E burası 9 ise şuraya ne kalır? Şuraya 3 kalır. Benden ne istiyorsun? Boyalı bölgelerin alanları toplamı. 3, 3 daha. Cevap neye eşittir? 6'ya eşittir. Soru bitmiştir. Nasıl soru arkadaşlar? Buyurun geldik bizim bu sorumuza. Evet arkadaşlar son sorumuz. Özellikle bu soruyla çözmek istedim. Şimdi öncelikle şu kesişim noktalarını ben bulayım dedim. Hocam hangi kesişim noktalarını? Mesela şu kesişim noktaları. Arkadaşlar bu eğri x kare artı 1 eşittir 2 doğrusu ya. X buradan ne çıktı? 1 çıktı. Geldik şu kesişim noktasını bulalım. Tam burası 2 imiş. Bunda bir sıkıntımız yok. Şimdi şu e, yerin alanını zaten ben biliyorum. Şu bölge. E, bir bizi nereye götürüyor? Şey, iki bizi nereye götürüyor? X yerine 2 yazdığınız zaman Y'si de zaten 1. Şurası da zaten 2. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bu e, sıfırlan bir arasında şu eğrinin altındaki alanı bulabilir miyim? Tabii ki buluruz hocam şuraya biz a diyelim şuraya da b diyelim diyelim hocam a neye eşittir integral sıfırdan 1'e evet x kare artı 1 çarpı dx yani x küp bölü 3 artı x sıfırdan 1'e 1 bir yaz sıfır yazmaya gerek yok zaten a'yı bulduk arkadaşlar 1 bölü 3 artı 1'den cevap ne oldu 4 bölü 3 oldu geldik şu b'yi bulmaya ...hocam b eşittir. 1'den 2'ye. Buradan y'yi yalnız bırakacaksınız ha. y x eksi 1... ...üzeri 1 bölü 2'dir. 1'i karşıya salladım. x eksi 1 kök içine aldım. x eksi 1 üzeri 1 bölü 2. x eksi 1 üzeri 1 bölü 2... ...dx. De Doğru değil mi? Evet hocam. Hadi. x eksi 1 üzeri 1 bölü 2'nin teglali... ...x eksi 1 üzeri... ...3 bölü 2 bölü 3 bölü 2'den... ...2 bölü 3 mi olur... 1'den 2'ye. 2 yazalım. B'yi buldum. Tam 1 yazınca 0 çıkacak. 2 yazdım. Şurası 2 bölü 3 oldu. Şurayı da 2 bölü 3 buldum. Benden ne istiyorsun sen? Boyalı bölgelerin alanları toplamı. 4 bölü 3'ten 2 bölü 3'ün toplamı. 6 bölü 3'ten cevap. 2 olur. Soru bitmiştir. Geçmiş olsun arkadaşlar. Böyle bir soru tahmini yapayım dedim. Yine açıklamalara kısa kısa konu videoları olacak. Biliyorsunuz bizim o 5 buçuk saatlik ayete son tekrar izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Konu konu da gidebilirsiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yarınki ayete de tüm soruları parçalamanız dileğiyle sizlere güveniyorum. Haydi görüşürüz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Yarın ayete sınavı bittiği gibi yine canlı yayın açacağım. Görüşürüz arkadaşlar.